Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifimle daha birlikteyiz. Amigurumi kadifeyipten şirin mi şirin buzağı öreceğiz hep birlikte. Bu yavru buzağıyı örünce çok eğleneceğiz. Videomda sizlere adım adım ayrıntılı olarak nasıl örüldüğünü anlatıyorum. Hiç örgü örmesini bilmeyenler bile videolarımı izleyerek bu şirin buzağıyı örebilecekler. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte bu şirin amigurumi kadife buzağıyı örmeye başlayalım. Bacak örerek başlıyoruz arkadaşlar. 2 adet öreceğiz. Ben bir tanesinin örülüşünü göstereceğim. Siz ikinciyi örersiniz ve ikinci de ipliği kesmiyoruz arkadaşlar. Gövde örerek çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi pembe iplikle başlayacağız. Sihirli halka yapmayacağım. Kadife ipli sihirli halka yapmak biraz güç olabiliyor. Zincir çekerek çalışmaya başlayacağım. Düzgün zincir nasıl çekilir öğrenmek isterseniz de eğitim videoma bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi 2 adet zinciri çekiyorum. 1 2 İkinci zincirin içine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Birinci sırayı tamamlıyorum. İkinci sıraya başlamadan önce sıra başını kaybetmemek için bir işaret koyuyorum sıranın başına. Şimdi ikinci sırada arkadaşlar her zincirin içine çift örüyoruz. Bakın bir aynı yere bir tane daha iki. Şimdi tekrar bir tane örüyorum. Aynı zincirin içine bir tane daha. Bir tane daha örüyorum. Çift. 2. Bir çift daha örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Hep çift örüyoruz. 1 2 1 2 Sırayı bitiriyoruz. Sırada arkadaşlar toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Geliyoruz 3. sıraya. 3. sırada sadece 12 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Sırayı tamamlıyorum. Bakın sıranın sonuna geldim. Şimdi arkadaşlar yeni sırada iplik değiştireceğiz. Beyaz ipi alacağız. Son ördüğümüz 12. sık iğneyi geri alıyorsunuz. Tığınızda 2 ilmek kalıyor. Şimdi beyaz ipi alacağım. Bu 2 ilmeğin içinden beyaz ipi geçireceğim. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. Bulu örüyorsunuz arkadaşlar. Zincirin içine öreceğiz. Bakın burada V zincirler var. Normalde buraya batırıp örüyoruz. Böyle örmeyeceğiz. Bu V zincirin içine batırıyorsunuz. Arka taraftaki ilmeğin üstüne öreceğiz. Bir tane tek örüyorsunuz. Bir tane çift örüyorsunuz. 1 2 Bir tane tek, hep zincirin arka tarafını örüyorsunuz. Bir tane çift. Bir tek. Bir çift. Bir. İki. Bir tek. Bir çift. Bir. İki. Bir tek. Bir çift.
Bir, iki. Bir tek, bir tane de çift örüyoruz. Bir, iki. Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bakın bu pembe ipi keseceğim. Başlangıçta bağladığım beyaz iple şöyle bir düğümleyerek bağlayacağım. Bir kez daha bağlıyorum. Sökülmesin çalışmam. Bakın çalışmanızın şekli böyle olacak. Şimdi bundan sonra 4 sıra öreceğiz. Düz örüyorsunuz. Her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde düz örüyoruz. 18, 18 öreceğiz. Düz öreceğiz. 4 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, 4 sıra örgümü tamamladım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. İpi kısa keseceğim. Şimdi bu parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. İkinci bacakta ipi kesmiyoruz. Beyaz ipliği kesmiyoruz. Gövde örerek çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi bir adet daha örelim. Buluşalım. Evet, ikinci bacağı da ördüm, hazırladım. Şimdi bu aşamada iki bacağı da birleştireceğiz. İkinci bacağı alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz. Ve diğer bacağı alıyoruz. Buradan örmeye devam edeceğiz. Bu bacağın üstüne 18 tane sık iğne örüyoruz. Düz örüyoruz. 1 2 3 17 ve 18. Şimdi bacağın üstünü ördük arkadaşlar. Tam 18 tane. Şimdi ortaya geldik. Burada bir tane zincir çekmiştik ya, onun içine bir tane örüyorsunuz. O bir zincirin içine. Bir. Şimdi bu bacağın üstünden ilk boş zincirden örmeye devam ediyoruz. Buraya da 18 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 17 ve 18. İkinci bacağın da çevresini örmüş oldum. Şimdi bakın ortadaki zincire de bir tane örüyorum. Ve gövdede birinci sırayı tamamlamış oluyorum. İki bacağı da birleştiriyoruz. Bu sırada toplam 38 adet sık iğne örmüş olduk. 18, 18 de bu bacak 36. Birer tane de karşılıklı ortaya ördük, 38. Burası bizim sıra başımız olacak arkadaşlar. Şöyle işareti koyuyoruz. Şimdi 5 sıra öreceğiz. 5 sıra, her sırada 38 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Düz örüyorsunuz. Düz 5 sıra sonra buluşuyoruz. 5 sıra örgümü tamamladım. Bakın sizin çalışmanızın görüntüsü de arkadaşlar böyle olacak. Buradan 5 sırayı ördük, düz ördük. Çalışmamızda ekranda gördüğün gibi olmalı. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. İşareti alıyoruz. Sıranın başına yerleştiriyoruz. 17 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 ve 17. Şimdi azaltma yapacağız. Azaltma nasıl yapılır? Bir sonraki boş zincirin içine tığınızı batırıyorsunuz. Arkadan ilmeği alıyorsunuz. Bir sonraki zincirin içine tığınızı batırıp arkadan ilmeği alıyorsunuz. Tığınızda 3 ilmek var.
Üçünü birden topluyorsunuz. Buna azaltma diyoruz. Şimdi sonraki boş zincirin içinden örmeye devam ediyorsunuz. 17 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 ve 17. Şimdi bir tane azaltıyoruz. Sırayı tamamlıyoruz. Sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi ipi alıyoruz arkadaşlar. Bu sırada sadece düz örüyorsunuz. 36 adet sık iğne öreceğiz. Düz örüyorsunuz. Sıra sonunda buluşuyoruz. 1 2 3 ve 36. Sırayı tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar yeni sıraya başlayacağız. Bu sıramızda 16 tane sık iğne öreceğiz, bir tane azaltacağız. 1 2 3 4 15 ve 16. Bir tane azaltıyorum. 16 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 ve 16. Bir tane azaltıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bu sırada da toplam 34 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bu sırada arkadaşlar 15 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 ve 15. Bir tane azaltıyoruz. 15 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 ve 15. Bir tane azaltıyorum. Bu sırada da toplam 32 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıramızda arkadaşlar 14 tane tek öreceğiz. 1 2 3 ve 14. Bir tane azaltıyorum. 14 tane tek örüyoruz. 1 2 3 ve 14. Bir tane azaltıyorum. Sırada toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıramızda arkadaşlar 3 tane tek örüyoruz. 1 2 3 Bir tane azaltıyoruz. Ve bu ördüğümüz grubu tekrarlayacağız. 3 tek bir azaltma, 3 tek bir azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 2 3 Bir tane azaltıyorum. 3 tek. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. 3 tane tek. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. 3 tane tek. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. 3 tane tek. 1 2 3
Bir tane azaltıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Bakın çalışmanızın şekli de arkadaşlar böyle olacak. Şimdi yeni sıramıza başlıyoruz. 2 tane tek örüyoruz. 1 2 1 tane azaltıyoruz. Ve bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 2 tane tek 1 2 1 tane azaltma 2 tane tek 1 2 1 tane azaltma 2 tane tek 1 2 1 tane azaltıyoruz. 2 tane tek 1 2 1 tane azaltıyoruz. 2 tane tek 1 2 1 tane azaltıyoruz. Sırayı böylece tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalıyız. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bu sırada bir tane tek örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Ve bu grubu tekrarlıyoruz. Bir tane tek, bir tane azaltma. Bir tane tek, bir tane azaltma. Bir tane tek. Bir tane azaltma. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Sırayı böylece tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Çalışmamızın sonuna böylece geliyoruz. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Ve gövde parçasının içini arkadaşlar elyafla dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bölümde buzağının diğer parçalarını örerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.